Şöyle nasıl manzaram? Burası Bayındır, İzmir'in bir ilçesi. Burası da Bayındır'ın dağı. Kısa zamanda fazla yükseliniyor. Güzel bir manzarası var o yüzden. Burada bir soluklanayım dedim hem ağacın altında hem de bazı dertlerden yanacağım yine. Birkaç belli başta değişiklik yaptım. Şöyle bakınca motora aşina olan hemen anlayacaktır zaten. Anlatayım önce. Öncelikle mafsalı kestirdim. Mafsal bu. Bunu e, yaklaşık 5-6 cm kadar kestirdim. Şuradan da ya, bu egzoz mesela bu şeyin olduğu yerden kelepçe var burada. Egzozun deliğini kapatmak için. Bu kelepçe aslında bu milin hizasında olması gerekiyordu. Çünkü bu mil bu egzozu delmişti. Mesela düşün. Tam burada olması gerekiyor. Neredeyse 5 santimlik bir kısalma var. Zincirin uzamasıyla birlikte bu mil daha şu taraflara geliyordu. Ee, bu da dingil mesafesini çok uzatıyordu. Benim istemediğim kadar uzatıyordu. Zaten genel olarak e, gereğinden fazla uzun bir şasisi var bu motorun. Çok uzun bir dingil mesafesi var. Yani birçok harley'den kendi boyutundan büyük çapırdan daha fazla. Bu da bazı sorunlara yol açıyor. Dingil mesafesi motorda ne kadar uzunsa o kadar kötü bir viraj performansı demek. Tabi o da o kadar aşırı etkilemiyor da benim değiştirdiğim burada 5 santim. Hadi biraz daha ben kendimi öne alıyorum desen 6 santim civarı bir kısalma var sonuçta dingil mesafesinde. Şimdi bunu neden yaptım? Öncelikle bunu kestirdim. Eksozun da bir tanesini söktüm dediğim gibi egzoza aşina olan zaten anlayacaktır demiştim. Ee, şöyle göstereyim. Egzozu tıpadım buradan. Bir tane tıpa yaptırdım oraya tıkadım. Tek egzoz var şimdi. Bu kadar böyle köklü değişiklikler. Şimdi içinizden çoğu çıkıp da ya arkadaş bunu mühendis hesaplamıştır sana mı düştü diyecektir. Öncelikle onu söyleyeyim. Mühendis bu kadar detaylı hesaplamalar yapmıyor. Mühendisin yaptığı hesaplama bu motoru satmaya yönelik. Çift egzoz gösteriş güzel. Zaten tek silindirli, tek egzoz manifoldu olan bir motosiklete iki tane egzoz takmak biraz satış stadeysi güzel görünsün diye bugün motorunu alan birçok genç tek egzozluysa ikincisini takmak istiyor. Ben hatta 4 egzozlu tek silindirli motor gördüm bir Apache tamirhanesinde. Şimdi bunu neden kestim? Dedim ya mühendis her şeyi hesaplamıyor diye. Mühendis buna 42 şey takmış arka dişli takmış 42 arka dişli kesinlikle bu motora fazla <laughs> ya da vites aralıklarını fazla yapması lazım onu da yapmamış vites aralıkları çok kısa olduğu için bu motorun e 42 arka dişli ile beraber tak 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 vites atıyorsun ve 90'a geldiğin zaman motor 7000 deviri geçiyor neredeyse. Bu zaten düşük devirli kullanılması gereken bir motor. Çünkü krankı büyük. Krankı büyük olan motorlar genelde düşük devir ağırlıklıdır. Ama aşırı devirli kullanılıyor ve aşırı bir titreşim, aşırı bir yakıt tüketimi ne tekabül etmiş oluyor. Peki neden bu mühendis dediğimiz arkadaş buna daha düşük takması gerekirken benim e, seçimim 36 diş oldu. Yani düşün fabrika dişlisinden tam olarak 6 diş daha ufak bir arka dişli taktım arkaya. Bununla da kalmadım. Ön dişliyle de bir büyüttüm. Yani şöyle düşün. Fabrika dişlisinden tam 8 diş arkayı ufaltmışım gibi oldu. Hani hani mühendis hesaplamıştı bunu? Elbette ki mühendis hesapladı. Mühendisin hemen günahını almayalım. Ama mühendis bu motoru satmayı hesapladı. Oradan para kazanmayı hesapladı. Peki neden satılması daha kolay oluyor 42 olunca? Şimdi 42 olunca Motor daha düşük vitesteymiş gibi çalışıyor yani daha kolay Devir alabiliyor hemen ileriye doğru atılması hızlı oluyor torktan kazanıyorsun ee, Şey olunca arkada büyük dişli olunca Bu da ne demek oluyor mesela gaza bastığın zaman motor çok güzel bir şekilde hızlanıyor demek çünkü fazla bir güç Sarf etmiyor Peki torktan kazandığını nereden kaybediyor onu da devirden kaybediyor Fizik yasaları gereği hiçbir şey yoktan var edilemez vardan da yok edilemez Dolayısıyla neden böyle olmuş oldu anlamışsınızdır umarım. Yani adam devirden kaybediyor. Kaybediyor dediğim daha fazla devir çeviriyor. Aynı hızda gidebilecekken. Ama bunu güç olarak size hissettirdiği için, tork olarak hissettirdiği için arkaya büyük dişli takıyor. Bunun nasıl faydası olur? Motoru ilk defa test için binen bir adam gaza bastığında Motorun aslında yapması gerekenden daha büyük bir tork görmüş olacak. Motor birden ileri doğru hızlanmış olacak. Bu yüzden arkaya büyük dişli takıyor. Ya da atıyorum öne küçük dişli takıyor. İkisi de aynı şey. Yani motoru olduğundan daha güçlü göstermiş oluyor aslında. Ama motoru test edecek adam hemen böyle 100 süratlere çıkmadığı için o yüzden test ediyor. Aa onun gücü güzelmiş ben bunu alayım diyor. Ondan sonra uzun yola çıktığı zaman görüyor ki kazın ayağı öyle değilmiş. O yüzden. Ben buna 36 arka dişli taktım, 15 olan ön dişliyi de 16 yaptım. Ne olmuş oldu? Devirleri aşağı düşmüş oldu, torktan kaybettim ve bastım hemen öne doğru atılmıyor motor tabii ki, ama uzun yolda büyük bir rahatlık oldu benim için. Son süretim arttı, dişliyi ufalttığım için arka dişliyi, yakıt tüketimim azaldı. Dediğim gibi torktan kaybettim. Her şeyden kazanamıyorsun. Şimdi. Bu e, masalla alakası ne bunun? Oraya geleyim şimdi. Ben zinciri değiştirdikten sonra arka dişliği ufalttım tekrar. E, tabii zincirde bakta sayısı boşa çıkmış oldu o zaman. Zincir gerdirme mesafesi iyice dibine dayandı. Memleketteydim ben o zaman. Eşme 12000 bin, bin nüfuslu bir tane ilçe. Kendi memleketim. Şimdi bu arkaya kadar dayanınca gerdirme mesafesi kalmadı. Memleketim olan Eşme'de de istediğim zincir yok. İstediğim kalitede, istediğim ölçüde zincir yok. O yüzden ben de bir motorcuya gideyim de dedim. Şu zincirden 4-5 bakla aldırayım. Affedersiniz. 4-5 bakla aldırayım. 4-5 bakla aldırdıktan sonra gerdirme payı olur. Biraz da teker öne gelmiş olur. Atıyorum. İzmir'e gittiğim zaman orada istediğim zinciri alır değiştiririm dedim. Şimdi bir başka sebebi de tabii ki uzun bir şasi vardı dedim ya. Bunun orijinal zinciri olması gereken zinciri kaçtı o? 100, 140, 140 bakla mı öyle bir şey? 140, 142 bakla civarı. Yani bayağı uzun bir zinciri oluyor. Yani mafsal çok uzun olunca zincir de çok uzun olmuş oluyor. Tek top zincir yetmiyor. Tek top zincirde genelde en fazla 128 satılır bu güçteki motorlar için. Daha büyükleri var. Daha uzun, daha fazla baklalı olanları var. 130, 140 baklalı olan zincirler. Onlar daha büyük çapırlar için olduğundan çok pahalı. Yani bu motorun ürettiği torka aşırı aşırı fazla kalitede, sağlamlıkta bir zincir ve tabii ki yuvarlanma direnci ona göre fazla olacaktır. O yüzden buna uygun zincirler genelde 128 bakla olduğu için buna olmuyordu. Ne yapacaksın? İki top zincir alacaksın ya da tamircide fazla zincir baklası varsa o ona ekleyecek ekli köklü saçma sapan bir şey olacak. O yüzden ben bunu 128 e, bakla yapmak istiyordum. Onun için sebeplerinden bir tanesi, bir başka tanesi şimdi 100 140 küsur baklalı zincir e, fazla uzun aşırı uzun olduğundan burada büyükçene bir salınım yapıyor. Salınım yapması da tabi zincirin erken uzamasında pay sahibi bir şey. Ve tabi ne kadar fazla baklan varsa o kadar da fazla bozulma ihtimali daha fazla uzamış oluyor. Gerdirme mesafen daha fazla olması gerekiyor diğer motorlara göre. Normal zincire sahip olan motorlara göre. Bu da sebeplerden bir tanesi. Bir tanesi de dediğim gibi viraj performansı falan filan. Tabi işlerinde en önemlisi tek top zincir alabilmek ve tamirciye gitmeden kendi zincirini takabilmek. Şimdi bu zincir değiştirdi değiştirmek istediğin zaman bunların bir tane ek kısımları var. Orası ile açılıp tekrar ee, kapatabiliyorsun. Ama zinciri eklemek istediğin zaman, efendime söyleyeyim, bakla çalmak istediğin zaman o zaman ee, ayrı bir malzemesi var. Bunun işkencesi var, zincir işkencesi diye. Onu almak gerekiyor. Bende o yok. Şimdi alsam da Belki yapamayacağım bilmiyorum çünkü denedim ee, bizim mengene vardı orada denedim olmadı. Bir motorcuya gittim. Hani mafsalı kestirmek o zaman için aklımda yok. Dedim şundan 2-3 bakla al ben hani İzmir'e gidince şey alırım diye. Kendi kafama göre zinciri alırım diye. Adam sonra gel dedi bir başkasına gittim sonra gel bir başkasına. Benim ilçemde 5 tane motosiklet tamircisi var. Eski Rus tamir eden yeni CG tamir eden falan. Hepsine gittim. Hepsi de bugün git yarın gel ya da gelme. Yani uğraşamam dedi. Uğraşamam dedi. Yani beni aşırı derece sinir ettiler. Bir tane de bisikletçiye gittim. Yani bir ilçedeki bütün motorcuları dolaştım ve şu zincirden bakla alacak bir tane insan evladı bulamadım. Neden istemiyorlar bunu yapmayı? Çok basit çünkü buradan alacağı 5 lira para. Onu istemiyor yani adam burada, burada 5 dakika sürecek. Yani bunu keseceksin. Yani şuradan mengeneyle baklanın birisine atacaksın geri bağlayacaksın. 5 dakikasını almaz. Kesinlikle almaz. 5 lira alacak. O 5 lira uğraşmak istemiyor yani. Ama bir de şöyle düşünsün o herif. Bak buradan iyi dinle beni. Sen benim 5 liralık işimi yapmadığın zaman ben sana 250 liralık işimi getirir miyim? Elbette ki getirmem. Canın cehenneme senin. Bir tane de dediğim gibi bisikletçiye gittim. Tam 6 tane dükkan dolaştım. Hiçbirisi istediğimi yapmadı. Kafam attı. Yani bunun için pire için yorgan yakmak denir buna çok sinir oldum o zaman yani bir tanesi bile istediğimi yapmadığından kendim dediğim gibi mengene ile denedim zinciri istediğim yerden koparamadım sonra dedim şu mafsalı kestireyim yine dedemin torosunun e, bijonuyla 19 bijon söktüm bunu tam ortasından şuradan sökülüyor söktüm mafsalı götürdüm tornacıya İşin ilginci tornacı istediğimi yaptı İkinci tornacı da yaptırdım ona şaşırdım yani genelde esnaflar öyle ha deyince işini yapmaz ki bu da fantazi bir iş. Onunla uğraşmazlar yani. Hep bildikleri işi yaparlar. Her gün aynı işi yapacak adam. Önüne getireceksin şunu 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 tamam onu ya yapacak başka iş yapmayacak. Genelde esnaflar böyle. Esnaf kazansın diye bir laf var ya böyle esnafların da cana cehenneme yani. Hiç umurumda değil içlerindeki durum. Ben söktüm mafsalı adamı anlattım. Biraz fazla hesaplamışım burası Şurada bir 2 santimlik fazla var. Ne yaptırdım? Bunu söktüm. Şu kadar uzun olduğunu düşün bunun. Burada mil girmesi gereken bir yarık var ya. O yarığı daha da uzatmasını istedim. 5 santim kadar onu kestirdim. Mesela şuradan başlamış, şuraya kadar kesmiş adam. Diğer tarafta da tabii ki aynı şekilde ve uzun olan kısmı da e, kafama göre hesapladığım yerden söyledim ona kestirdim. Mafsalı kısalttım. Mafsalı kısalttıktan sonra zinciri nasıl yaptım? Bu arada şunu da söyleyeyim zinciriniz uzadığı zaman gerdirme payı bittiği zaman kesinlikle bakla aldırılmaz. Benim gibi bir durumda olsanız bile zinciri değiştirin komple. Benim gibi bir durum dedim benim zincirimin ömrü daha bitmemişti. Dişliği düşürdüğüm için zincirin de hafif uzamasıyla gerdirme payı bitmişti. Bu şekilde olsa bile tavsiye edilmez yani kesinlikle zinciri komple değiştirin. Bakla aldırmak iyi bir şey değil. Şu an 126 baklaya düştü bu zincir. Yani 140 küsürlerden 126 baklaya düştü. Mafsal kestirme ile artı dişli küçültme ile beraber bu zinciri sağlayabildim. Bunun bana avantajı nedir? Bunun bana avantajı tek paket zinciri alıp kendim evimde hiçbir tamirciyle yüz göz olmadan, onların ocağına düşmeden kendi başıma yapabileceğim artık. İstediğim zinciri alıp kendim takabileceğim, değiştirebileceğim, sökebileceğim. Orası güzel oldu. O yüzden kestirdim yani mafsalı. Bu yüzden kısalttım. 5-6 santimlik kısalığın da bir faydası olmuştur muhtemelen. Şimdi bir başka değişiklik. Bunu biraz daha önce yaptım. Egzozu tıkadım. 2 egzoz. Dediğim gibi çok saçma bir şey. Tek silindirli, tek egzoz manifoldu olan bir tane motosikletin iki tane egzoza sahip olması aşırı saçma. Satış stratejisi dediğim gibi. Bunu sorduğum ustalarda kesinlikle performans kaybedersin falan filan dediler. Ama aslı astarı yok. Performans falan kaybetmedi yakıt tüketimi değişmedi, titreşim değişmedi, hiçbir şey değişmedi. Ne değişti? Motor 5 kilogram daha hafiflemiş oldu. Saçma sapan bir tane parça buradan kurtulmuş oldu. Soldaki egzozdan kurtulduğum için zincir bakım, onarım ve yağlaması daha kolay bir hale geldi. Şimdi yine bir esnaf fantazisi olarak tornacı. Bu tornacılardan ne çektik arkadaş? Yani şu tıpayı yaptırabilmek için... sökülmüş halinin fotoğrafı varsa onu da video koymaya çalışacağım. Adama yani çok uğraştım. Anlamadı bir türlü. Yani tornacı dediğim gibi hep aynı işi yapması lazım bu adamların. Adama tarif ediyorum. Diyor ki sen bunu ne için yapacaksın? Ya sana ne? Sana milimetreleri vermişim. Ona göre bana parçayı çıkar. Adam belki şu yüzden soruyor onu. Daha önce böyle bir şey hani yaptıysam hani tavsiye edecek bilmem ne yapacak. Tamam da böyle bir şey yapmadın yani. Anlattım da dedim böyle böyle bir motor var egzozunu kapatacağım falan. Çok saçma geldi tabii ki. yok Sizin de şu an verdiğimiz tepki gibi yani buna ne gerek var gibisinden. Parasıyla değil mi arkadaşım? Yap işte. İnanmadı herhalde bana bilmiyorum. Tabii tıpa gibi bir şey. Onu bir tarafıma mı sokacağım sandı? Ben anlamadım ki ya. <laughs> Tornacıya metal dil de yaptıran adam. Ulan keşke şeyi tıpayı taktıktan sonra adama gitseydik. Adamı çıkaracak pezemek. Yani bunu böyle tıkadım ben. Zaten motor modifiye yaptırırken üst kapak da almıştım. Tek egzoz çıkışlı. Onu egzozunu da değiştirecek. Tek egzoz yapacaktım. O zaman yapamadım. İçimde kalmıştı. Artık şimdi yaptım. Muradıma erdim. Artık tek egzozdu. Bunun ne de dezavantajı olabilir? Benim görüşüme göre bunun tek dezavantajı o tıkadığım alanın içerisinde kurum birikmesi yapabilir. Şu anda 1000 kilometreye yaklaştı. Bu ile beraber yolculuğum. 1000 kilometredir de arada söküp bakıyorum. Öyle bir kurum birikmesi falan yok. Olsa bile 2-3 bin kilometrede olsa bile çıkarır temizlerim. Zaten 75 bin kilometreye doğru yaklaştığımda motor üst kapağı da değiştireceğim komple. Krankı da değiştireceğim. O zaman köklü bir değişiklik yapacağım. Dediğim gibi sadece kurum birikmesi olur. Onu da temizlemesi kolay oluyor. Onu söktükten sonra. Tıpanın bir güzel avantajı da sıkılırsam eğer diyerek sudan onu söker tıpayı ters tarafa takar. Bu defa sol egzozumu takabilirim. Öyle bir avantajı da var. Gelelim bu kelepçeye. Bu kelepçe niye burada var? Çünkü tek egzoza yük bindiği zaman buradan fazla bir hava debisi oluyor ve buradan çok ses çıkıyordu. Öncelikle bu bunu denedim. Sesi yine hafif daha fazla gibi ama biraz kıstı tabii ki. Sonra oraya gazoz kapağı koydum. Gazoz kapağının kenarları çentikli olduğu için oradan çok noktalı hava atışı yapıyordu. O da sesi bayağı azalttı. Susturucu etkisi gördü bir nevi. Ama sesinin azlığından mı bilmiyorum. Böyle sanki performans kaybediyorum gibi geldi. İyice tıkayınca. O yüzden onu çıkardım tekrar. Ee, bu şekilde taktım. Şu anda çok ideal oldu. Güzel oldu. İçime sindi. Şık oldu yani. Şık oldu diyeceğim. Tabii kesinlikle motorun ağzına sıçtığım gibi. Düşünceleriniz var çoğunuzun ama öyle. Tabii şu parçayı da söktüm diğer tarafta. Ondan da kurtulduk. Toplam 5 kilodan fazla yapıyor. Yine ayaklıklarım efsane. Bu tarla hortumu bu arada. İçerisinde saplama vidası var. Pul var çıkmaması için. Bu bahçe hortumunun en altında damlama sulama hortumu var ince olan. Bir üstünde bahçe hortumu var. Daha da üstünde bu tarla hortumu var. O yüzden etli. Yani titreşimi çok yansıtmıyor. Güzel oluyor. Şık oluyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yani buradan kıstadan iste çıkarmanız gereken esnafların canı cehenneme istediğin işi yapmıyorlar. Tamircilerin de keza öyle. 6 tane motorcu getirip gezdirip bir tane zinciri kısalttıramadıysam eğer. E sonunda nasıl yaptım onu da söyleyeyim. Zinciri söktüm ek noktasından. Demirciye gittim. O şeyin makinesi var ya taşlama makinesi. Taşlama makinesi zinciri kestirdim direkt. Kestirdikten sonra kendim bağladım. İzmir'e gelince zaten zincir aldım tekrar onu taktım. Kendim taktım. Kısaltma uzatma derdim olmadan. Ee, tamirciye işim düşmeden. Onların kapısında artık mümkün olduğunca parçayı azaltıp işleri öğrenip kendim yapacağım hepsini. Böyle. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı yazın. Eleştirilerinizi bekliyorum özellikle. Muhtemelen böyle vay be iyi yapmışsın diyen pek olmayacaktır. Artık daha kısa mafsaldı. Mafsal şuraya dayandı bu arada teker. Orada yarım santimetre boşluk var e, tekerin değmemesi için. Sadece onu nokta atışı hesaplamışım. Keşke bu kadar kısa yapmasaydım biraz daha hani. 128 bakla olsa daha iyi olacak. Çünkü burada gerdirme payı var zaten. Şu anda 126 bakla daha kısa olduğu için tabi e, şeyi daha az. Estime payı daha az, salınımı daha az. Tabi şeyi de söyleyeyim. Bak sonradan sonradan aklıma geliyor. Masalı kısalttığım için. Burada fren e, telinin uzunluğu fazla geldi tabii ki. Geride kalmış oldu. O yüzden şuradan alttan gelen fren telini kısaltmak için yukarıdan şuradan mafsalın bağlantı noktasını üzerinden geçirip aşağı indirdim. Sonra fren kısmına bağladım. Onun kısa kablosunu bulmak zaten imkansız gibi bir şey. O yüzden bu şekilde freni de tekrar ayarlamış oldum. Hoş böyle. Manzaram güzel ama öyle deme. <laughs> tekrar görüşmek üzere şimdi yola çıkalım